Devşirme belli bir kanunu var. Yani herkesi devşiremiyorlar. Mesela uzunu devşirmiyorlar. Yani kısayı da devşirmiyor. Uzun boylu da olmayacak, kısa boylu da olmayacak. Uzun boylular istisna olarak Enderun'a giriyorlar. Mesela Sokullu Mehmet Paşa onlardan birisi. O bayağı şeymiş. 2 metre filanmış yani boyu. O yüzden Enderun alınıyor, Hasoda'yı alınıyor. Kanuni'nin de sadrazamı İbrahim Paşa mıydı? İbrahim Paşa. O da galiba öyle. O onun yanında zaten Hasoda'yı yanında yetişiyor Pargalı bir Rum. Şeyin devşirmelerde annesi ve babası ölmüş olan çocukların çocukları da alınmıyor. Yani öksüz ve yetim çocuğu alınmıyor. Bunun yanı sıra işte köse olursa, kel olursa, önceden evlenmiş olursa almıyor. Ve orada çok güzel bir şey var kanunda, diyor ki önceden evlenmişse almayın. Çünkü bu padişah kul olmaz diyor. Doğru, arkasında çoluğu çocuğu. Ama ben anlamadım nasıl? Evlenmiş olanı diyor almayın. Çünkü bunlar padişah kul olmazlar diyor. Yani ailesini düşünür demek istiyor. Evet. Yani evlenmemesinin mantığı da o yani, evet. Arkasında çocuk. Tamamen çocuk. Sultana tabi, kul olsun yani, adı üstünde tabii. Ondan sonra papazların ve asil ailelerin çocuklarını tercih ediyorlar. Yani yetişmiş, iyi eğitim almış çocukları, zeki çocukları ön plana çıkarmaya çalışıyorlar. Papaz çocuklarını özellikle tercih ediyorlar. Sokullu Mehmet Paşa mesela papaz olmak üzere olan bir genç devşirildiği zaman. Bir şey sorabilir miyim? Genç deyince benim baktığım ve sizin deminden beri aşağıladığınız bazı kitaplarda yaş ortalamasını... Aşağılamıyoruz canım. Niye aşağılıyoruz? Neyse yine o konu dağılmasın. Bir işe yaramadıklarını söylüyoruz. Evet. İlk başta çok daha genç olduğu yani mesela çocukken 8 yaşlarındayken alındı. Ama sonraları... Yok 8 ufak yani Pelin genelde. Genelde 14... O kitaplar, bakın size samimi bir şey söyleyeyim. O kitaplar hiçbir zaman kaynak alınmaz. Kaynak arşivdir. Yani iki tane Avrupalı'nın yazdığı kitap yani üzerinde konuşmaya bile değmez. Bunlar kaynak değildir. Bunların çoğu yanlıştır. Ve böyle uçuk şeylerdir. Tarih kitabını yazacaksanız burada arşive gireceksiniz. Doğru öyle ama yazmış. İşte genelleme yapmayalım. Ama bazıları kaynak değil yani. Bir dakika. Son olarak şunu söyleyeyim. Sonra da bu konuyu kapatalım. Ha. Tamam mı? Bir. Ben bu kitapları överek diğerlerini aşağılamıyorum. Demagoji galiba bilmiyorsunuz şeyini. Manası bu demagoji değil ki. Hayır, deminden beri çünkü hani şey diyorsunuz değil siz. Değil ama o kitaplar diyorsunuz. Bu kitaplar hiçbir şey değil. Bazıları öyle, kaynak bazıları değil. Efendim. Bazıları arşivde çok iyi. Arşivde yazılanı... Ya bütün batıda yazılan bütün kitaplar yani... Var efendim. Evet çok iyileri var. Hayır, arşivde yazılan batılıların arşive gelip yazdığı dünya kadarki... Mesela evet. Bonner Fleischer. Bir Ali yazdı. Hiçbiri yazamadı şimdiye kadar. Türkler bile yazamadı. Gelibolu Mustafa Ali'yi. Çok azdır. Ama Ufukların Efendisi yok. Bulutların Gölgesi bilmem nesi. Yani bunlar kaynaklar. Ama ya yani, takdir edersiniz ki ben onları zaten övmüyorum. Hı. Ben onları tam tersine daha iyi bir şeyler ve Yeniçeriler onları... Yeniçeriler hakkında Batı'da hiçbir kitap çıkmadı. Mesela budur. Hala bu kitaptır. Yani uzun şeyin... Yani genel okuyucu için yazılmış kitaplar bunlar. Yani genelde bizde de var mesela böyle genel okuyucu için yazılmış kitaplar. Devşirmeye dönelim. Ama uzaklaştık konudan. Evet. Neyse ama evet kapatalım. Söylüyor. Dönelim. Şimdi bu kitaplara güvenmeyin. Hiç güvenmeyin. Tamam yaş konusuna gelelim. Yaş konusunda çok genç, çok yaş. Yani genelde 12 yaş üstüne alıyorlar. İşte 15 yaş, 16-17 yaşlarında. O yaşa nasıl evli olacak 12 yaşındaki çocuk? Hayır 12 yaşındaki evli olmuyor ama 16-17 yaşındaki evli olabiliyor. Allah. Yani ve mesela bir sanat öğrenmiş çocuğu da almıyor. Bakın orada da yani mesela zanaat öğrenmiş bir iş. Orada da şöyle diyor. Sanat ehli olanı almayın. Maaş için diyor bunlar zahmet çekmez diyor. Ah. Yani nasıl olsa daha önce bir para kazanacak yol bulmuş. Yani ince ince detaylar düşünülmüş. İşte bu kanunu uyarınca sürücü veya cambaz adı verilen Yeniçeri devşirme toplayıcılar var. Bunlar dolaşıyorlar. 40 aileden genelde bir ailenin çocuğu alınıyor. Tek çocuksa da genelde alınmıyor. 2 çocuktan birisi alınıyor. Dolaşıyorlar. Belli bölgeleri. Tabii İmparatorluğun her tarafından devşirme alınıyor. Demin dediğiniz gibi Arnavutluk, Sırbistan, Rum illeri. Aha, Mora, Balkanlar genelde. Bir istisna. Genelde hep Hristiyanlardan alınırken Bosna ve Arnavutluk Müslümanlarından da devşirme alınıyor. Yani onlar Bosna. Soruyorlar Araplardan alınıyor muydu diyorlar. Müslümandan alınmaz. Sadece evet. Müslümanın istisnası Arnavutlar. Bosnalar, Boşnaklar ve Arnavutlar. Onun dışında kimseden alınmıyor. Türk'ten de alınmaz. Yani Arap'tan da alınmaz. Diğer milletlerden alınmaz Müslüman. Orada özellikle
iki türlü yol oluyor. Bir, ailelerin bir kısmı çocuklarını vermek istemiyorlar, çocuklarını kaçırıyorlar, saklıyorlar. Yani kıyamıyor anne baba. Bir kısmı da gönüllü olarak vermeye razılar. Çünkü seyahatnamelerde şunlar geçiyor. İşte o ihtişam, o depdepe, o zenginliğin içine girmenin yolunun bu olduğunu bildikleri için Rum çocuklar diyorlar mesela, ben de padişahın kulu olacağım dediler diyor. Gerlach mesela, Alman seyyah. Fakat kaçırılsa bile devşirme sürücüleri çok iyi istihbarat yaptıkları ve mahalli yöneticileriyle işbirliği yaptıkları için bulup çocukları çıkarıyorlar. Ve ailelere şunu söylüyorlar. Hani sen çocuğun gittiği için üzülüyorsun ama bu çocuğun bu devletin en başına gelip vezir-i azam olabilir. Mesela Sokullu Mehmet Paşa alındığı zaman Yeşilce Mehmet Bey annesine bunu söylüyor ve oğlu vezir-i azam oluyor ondan sonra. Bu şekilde bunlar alınıyor, getiriliyor. İstanbul'da Anadolu'daki Türk köylerine veriyor. Buna Türk'e vermek deniliyor. Yani Türkçe ve İslam, Müslümanlık öğretiliyor bunlara. Türk gelenekleri öğretiliyor. Ailenin evinde. Ailenin yanında hem onlara hizmet ediyor, çiftçilik yapıyor vesaire yapıyor. Sonradan bunlar alınıyor. Ne kadar süre sonra? Yani 2-3 yıl içerisinde ne kadar zamanda bu intibak edebilirse. Sonradan alınıp bunlar acemi olanları kışlasına getiriliyor. Çeşitli işlerde çalıştırılıyor. Bunlar ilk başta hemen asker yapılmıyor. Ağır işlerde, tersanede çalıştırılıyor mesela. Saray bahçelerinde çalıştırılıyor. Mesela cami inşaatlarında çalıştırılıyor. Süleymaniye'nin inşaatında mesela. Çok Yeniçeri acemi olanı çalışmıştır. Kuvvet ve dayanıklılık kazandıktan sonra bunlar seçiliyor. Yani daha becerikli ve daha zeki olanları Kapıkulu Süvarisi'ne, bir kademe altı Yeniçerilere, biraz daha az becerikli olanlar da daha cebeci gibi ocaklara dağıtılıyor. Yani kademe kademe. Tabii burada daha sonra bunlar profesyonel askerlik eğitimi almaya başlıyorlar. Yani orada da mesela önce bunlara hafif eğitim veriliyor. Yani silahlar, mesela hafif oklar veriliyor, sonra ağır oklara geçiliyor. O şekilde yetişiyorlar ve asker olarak Osmanlı ordusunda hizmet ediyorlar uzun yıllar. Mesela başlangıçta bunlar ok kullanıyor. Ok ve yay kullanıyorlar. Daha sonra 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren tüfek, Yeniçerilerin vazgeçilmez silahı oluyor. Evet. Yani en önemli şey çok etkili bir şekilde kullanılabiliyor. Savaşlarda bunu görüyoruz. Özellikle diğer Müslüman devletlere karşı yapılan savaşlarda. Akkoyunlar ve Memlükler gibi. Yeniçeriler Avrupa'nın korkulu rüyası oluyor.